Ziraat Mühendisi, Tarımlaş Mahallesi'ne gel, selamun aleyküm. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, bugün size anlatacağım konu ülkemizin İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun belli bölgesinde zirai don tehlikesi var 4-5 gün içerisinde. Bu don tehlikesine karşı nasıl bir önlemler alırız? Ürünlerimizi zirai dondan nasıl engelleyebiliriz? Hatta don zararını nasıl minimize edebiliriz? Onun hakkında size birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum. Onları anlatmadan da önce değerli üyeler, sağ alt tuşuna kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu zirai dondan korunmak için yapabileceğimiz temel birkaç yöntem vardır ama bu yöntemleri de bizim ülkemizde uygulayan üreticilerimiz aslında çoğu uyguluyor ama bir nevi yanlış uygulamalar yapıyor. Nasıl yanlış uygulamalar yapıyor? İlk başta ben ateş yakma uygulamasından bahsedeceğim sizlere. Bahçelerinizde ateş yakma hani istiyorsanız bu ateşi örneğin düz alanlık veya ovalık bir alandaysa bir dönüm arazide 20 tane hani 20 tane küçük ateşler yakmanız lazım. Şu şekilde değil. Bahçenin belli bir bölgesinde 5-6 tane örneğin daha çok yapan üreticilerini söyleyeyim. Lastik koyuyorlar. Araba lastiği. Bu 5-6 tane lastiği aynı anda yakıyorlar ve bir anda ateşi yakıp sadece 1 saat 2 saat içerisinde ateş yanıp sönüyor. Bu ateşi de nasıl yakmanız gerekiyor onu hemen size anlatalım. Hava 1 derece düştüğünü gördüğünüz anda yakmanız lazım ki çünkü rüzgarla veyahut da hava nemine göre o 1 derece havanın 0 derecede olmasını sağlayabiliyor. Ama normalde 0 dereceye düştüğünde yakmanız gerekiyor. Bu yamaçlık bir alanda ise bir dönüm alanda 8-9 tane ateş yakmanız gerekiyor. Ve bu ateşleri hava 0 dereceye düştüğünde havanın tekrardan eksiye gelip eksiden tekrardan artı derecelere çıkıncaya kadar sabit bir şekilde yanması gerekiyor. Sadece 1 saat yakalım, 2 saat yakalım gibi bir şeyde etki göremezsiniz. İkinci bir uygulayacağınız yöntem ise damla hani sulama yöntemi. Sulama yönteminde de aynı şekilde hava eksi derecelere düştüğünden itibaren havanın tekrardan ısınacağı dereceye kadar sabit bir şekilde uygulama yapmanız gerekiyor. Sadece mesela örneğin uygulamaya başlattınız diyelim ki hava sabah 8'de ısınacak. Sabah 8'e kadar aralıksız bu suyu uygulamanız gerekiyor. Ve bu su damlacıklarının uygulamasını yaptığınızda ise havanın eksi derecesine göre uygulama sıklığı da değişmektedir. Örneğin eksi 1'de uygulayacağınız sulama sistemiyle eksi 4'te uygulayacağınız sulama sistemi kesinlikle bir olmaz. İkinci bir hani üçüncü bir yöntem ise pervane ile havayı karıştırma yöntemi. Hava ısısını hani benim düşüncem hani en uygun yöntemlerden biri bu çünkü damlama hani su damlacıkları yöntemiyle veya ateş yöntemiyle bunu istediğimiz gibi elde edemeyiz. Pervane ile bulunduğunuz arazinin havasını karıştırarak don riskini minimize edebilirsiniz. Kayısı da bu şekilde. Tomurcuktaysa eksi 3.6'ya kadar hani eksi 3 ile eksi 4 arasına kadar ya dayanabilme ihtimali var. Ama eğer ki tomurcuklar tam açtıysa bu eksi 0.6'a don riski başlar. Bu her ürün için, her çeşit için değişmektedir. Onun için de bu tedbirlerinizi kesinlikle almanızı öneriyoruz değerli üreticilerimize. Sonuç itibariyle 3-4 gün kadar aşırı bir donlar gerçekleşecek. Sizler de tedbirlerinizi alıp kendinizi bu zirai don tehlikesine karşı arazinizi koruyabilirsiniz. Sizler hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Onları yapabilirsiniz. Yani yorum yazabilirsiniz bizlere. Örneğin benim bir takipleştiğim üreticim, hatta ziraat mühendisi bir abimiz var. O bölgede üretim yapıyor. Irak bölgesinde. Irak bölgesinde mazot falan ucuz olduğu için biliyorsunuz sudan ucuz misali. Her ağacın yanına bir tane küçük soba koyuyorlar ve her ağaçta altında mazot yakıyorlar. Bu bahçenin ısısını bayağı bir etkilediği için o bölgede dondan korunuyorlar. Bizim ülkemizde böyle bir şey yapmamız tabii ki de mümkün değil. Dediğim hususlara dikkat ederseniz zirai dondan bir nevi de olsun korunmuş olursunuz. Benim bu konu hakkında vereceğim temel hususlar bunlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli üyeler.